belli bir düzen içerisinde ritimleri nasıl algılamamız gerektiğini görmüş olduk. Ufak bir egzersiz daha yapalım. Bu egzersizde biraz daha farklı kombinasyonları yapacağız ki hem tempo tutmayı, yani içimizdeki ritmin akışıyla birleştireceğiz değerleri, hem de karşımıza neler çıkabilir, böyle kısa bir ön izlemesi olacak. Yine 4'e kadar sayacağız. Yine ritimleri yazacağım. Düz çizgiyi çekiyorum. Çünkü burada ritimden bahsediyoruz. Nota okumuyoruz. Evet, hemen ilk ölçüde basit bir şeylerle başlayalım. Çok farklı tabii ki kombinasyonlar karşınıza çıkacaktır. Çünkü müzik tek düze bir şey değil. Ancak böyle belirli egzersizlerle kendinizi pekiştirerek İleriki ritimsel komplikasyonları kendinize hazırlayabilirsiniz. Şimdi böyle bir şey çıktı ortaya. Yine ilk dikkatimi çeken, şu boşlukları da doldurayım kafanız karışmasın. İlk dikkatimizi çeken şey ne olmalı? Tabii ki de biçimsel farklılıklar olmalı. Bu nota değerleri konusunda ilk çizdiğimiz tabloya dönecek olursak, ki bunu bir yere not edip sürekli güncelde tutabilirsiniz. Akış içerisindeyken sürekli faydalanabilirsiniz. Neydi? Farklı biçimlerde notaları yazılabilirdi, karşımıza çıkabilirdi. Bunlar da değerleri ifade ediyordu. İki vuruşluk nota, bir vuruşluk iki tane nota, yine iki vuruşluk notalar, yine bir vuruşluk notalar. 4 vuruşluk notalarsa 2 tane yarım vuruşluk nota, 1 vuruşluk nota, yine 2 yarım, 1 ve 2 vuruş ve birer vuruşluk 2 nota. Ama değerleri, isimlerini belirtiyor muydu? Hayır, bir de isimleriyle söyleyelim ki iyice kazınsın. 2 tane ikilik nota, 2 tane dörtlük nota. Yine arka arkaya 2 tane ikilik nota, yine arka arkaya 2 tane dörtlük nota ve 1 tane birlik nota. Devam ediyoruz. 2 sekizlik, 1 dörtlük, 2 sekizlik, 1 dörtlük, 1 tane ikilik ve 2 tane arka arkaya dörtlük nota karşımıza çıkıyor. Hemen altına yine sayma sayılarımızı yazıyorum. Neden? Çünkü bu alıştırmaları yaparken muhakkak saymamız gerekiyor. Yine dediğim gibi eşit olmayabilir bu sayılar arasındaki mesafe, ama biz olabildiğince eşit bir şekilde söylemeliyiz. Şimdi 8'lik değerlerimiz var. Peki biz bu 8'lik değerleri nasıl çalacaktık? Tabii ki de 8'liklerin yukarıda gelen kısımlarını V diye söyleyecektik. Buraya ekliyorum. Bütün saymanızı V'li yapabilirsiniz. Yani çalışma boyunca 1 V, 2 V, 3 V, 4 V, 1 V, 2 V, 3 V, 4 V şeklinde çalışabilirsiniz. Ya da buraları normal bir şekilde söyleyip V'li kısımlarda sadece V'leri sayarak, söyleyerek devam edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış, ama her iki türlü de eşit olması büyük önem arz ediyor. Hatta buradaki bütün mesele bu. Şimdi yine tekrar edelim. Niye bunları yazıyoruz? Niye bunları düşünüyoruz daha doğrusu? Çünkü hangi notanın hangi vuruşta, hangi zamanda geleceği ve hangi zamana kadar devam edeceği önemli. Burada görüyoruz ki birinci vuruşta geliyor, ikinci vuruşta geliyor, birinci vuruşta gelen ikinin sonuna kadar, üçüncü vuruşta gelen dördün sonuna kadar devam ediyor. Birinci vuruşta iki vuruşluk nota, yani ikinin sonuna kadar ve üç ve dörtte tekrar alkışlıyoruz. Ve 4 vuruşluk notaya geldik. 4 vuruşluk notada da yine birinci zamanda alkışlıyoruz, ancak 4'ün sonuna kadar tutuyoruz. Burada V'ler önemli. Burayı da atlamamak lazım. Ve bu şekilde de eşleştirmemizi yaptık. Bu kafanızı karıştırıyorsa, bu eşleştirmeler olmadan bunu kağıda geçirerek kendinizde çalışabilirsiniz. Veya iyi geliyorsa diğer egzersizlerde de bu eşleştirme yöntemini deneyebilirsiniz. Bu çizgiler ilk başta birazcık kafa karıştırıcı gibi gözükse de aslında neyin ne zamanla geldiğini bize daha net bir şekilde gösteriyor. Belki farklı renkli kalemlerle de bu işaretlemeyi yapabilirsiniz. Şimdi iki türlü de deneyeceğiz. Yani başından sonuna kadar yarım değerleri belirttiğimiz sayma yöntemi ve sadece ölçü içerisine geçen yerde söylediğimiz sayma yöntemiyle iki defa bunu çalacağız. Başlıyoruz. Yine önce bir kendi kendimize bu sayma olayını yapalım.
Çünkü iyice o ritim duygusunu içimize oturtalım. 1, 2, 3, 4. Tamam mı? Şimdi bu tempoda V'leri ekleyeceğim. Peki nasıl ekleyeceğim? Tempoyu bozmadan ekleyeceğim. Neydi? Yukarıda geliyordu değil mi V'ler? O zaman 1, V, 2, V, 3, V, 4, V, 1, V, 2, V, 3, V, 4, V. Bu şekilde önce bir sayma egzersizi yapmanızda fayda var. Eserin sonuna kadar isterseniz daha fazla da devam ettirebilirsiniz. Şimdi V'leri başından itibaren söyleyerek, sayarak egzersizi çalalım. 1, V, 2, V, 3, V, 4, V, 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 1, V, 2, V, 3, V, 4, V. Evet, şimdi burasında ne oldu değil mi? Sanki böyle birazcık hızlanıyormuş hissiyatı. Daha doğrusu benim şu zamana kadar aldığım geri dönüşler bu yönde. Hayır, hızlanmıyor. Nedir? Değerimiz küçülüyor. Değil mi? Onun öncesinde bir 4 vuruşluk daha hacimli, daha büyük bir değer varken burada değerimiz oldukça küçüldü. Dolayısıyla bu da bizim algımızda değişmeye sebep oldu. Şimdi aynı egzersizi baştan alıyorum. Yine sayacağım, illaki sayacağım. Ancak V'leri burada ekleyeceğim. Burada dikkat etmenizi istediğim nokta şu. Tempomu değiştirmeyeceğim. Yani 1 ile 2 arasındaki uzaklık asla değişmeyecek. Bundan önce nasıl söylediysem burada da aynı şekilde, aynı tempoda, aynı mesafede tutacağım. Şimdi yine sayabilirsiniz öncelikle. 1, 2, 3, 4. Çok iyi olacaktır. Ama ben şimdi başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Evet. Şuradan bir daha alıyorum. İki defa daha söyleyeceğim. İlkinde V'leri daha düşük bir sesle söyleyeceğim ve ikincisinde az önce çaldığım gibi V'leri ilave etmeden. Burada anlamanızı istediğim şey duyumsal farklılıkları, yani yarım vuruşlar bizim işitsel algımızda ne gibi tınlamalara sebep oluyor, nasıl duyuluyor? Önemli olan nokta bu. Buradan alıyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Evet. Şimdi burada alkışla duyduğunuz şeyi aslında ben içimden çok düşük bir sesle V'lerini de söyledim. Bu şekilde daha rahat ederseniz bu şekilde de çalışabilirsiniz. Şimdi ben bunu baştan sona kadar alkışlamak istiyorum. Hiçbir şekilde saymayacağım. Burada da sadece bu değerlerin nasıl duyulduğuna odaklanmanızı istiyorum. Çünkü hem sayıp hem alkışlarken siz kendiniz de fark edeceksiniz. Akışı tam olarak göremeyebiliriz ama egzersiz için buna maalesef ihtiyacımız var belli tekrarları yapmaya. Başlıyorum. Alacağım tempo şu. 1, 2, 3, 4. Bunu aklınızda tutun. Evet, tekrar dikkat çekeceğim. Burada herhangi bir hızlanma yok. Sadece ölçeğimiz küçüldü, değerlerimiz küçüldü. Yarım vuruşluk değerleri seslendirmiş olduk. Bundan sonra gelecek egzersizleri bu yöntemle tekrar edebilirsiniz. Dediğim gibi gündelik hayatınıza da uygulayabileceğiniz bazı şeyler var. Mesela evden çıktığınız markete, işe, parka, yürüyüşe, arkadaşınızla buluşmaya herhangi bir yere gidiyorsunuz. Attığınız adımlarda bir senkron oluşturarak içinizden 4'e kadar veya 2'ye kadar, istediğiniz sayıya kadar döngüsel bir şekilde ama sayabilirsiniz. Nasıl? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yürüme hızınıza göre hızlanıp yavaşlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
3, 4. Aslında zaten hayatın her anında ritimsel ahenkete sahibiz değil mi? Şimdi bu uygulayabileceğimiz şeylerden bir tanesi, ikinci nokta bu ve bunun gibi çalışmaları o sıklıkla tekrar etmenizde fayda var tabii ki, ama evdeyken boş vakitlerinizde alkışla, dizinize vurarak, dilerseniz böyle daha eğlenceli bir yöntemle, çeşitli vurmalı aletlerle, enstrümanlarla deneyebilirsiniz. Ve belki kendi egzersizinizde yazabilirsiniz bu ve bunun gibi ritimleri kullanarak. Zannederim birkaç egzersizden sonra, şöyle üzerinde bir mesai harcadıktan sonra iyice yerleşmiş olacaktır. Zaten bu noktadan sonra kendi hayatınızdaki değişikliği de fark edeceksiniz. İstemsiz olarak adımlarınızı sayabilirsiniz veya saatin sesini sayabilirsiniz. Böyle şeyler olacaktır. Birazcık daha hayatımızdaki seslere, ritimlere, bunların arasındaki ilişkiye dikkat ettiğimiz vakit aslında neyle uğraştığımızı ve neyle ne derecede iç içe yaşadığımızı da anlamış oluyoruz. Şimdi bu derste nelerden bahsettik? Şimdi bu derste iki temel esası aslında ele aldık, değil mi? Notalar ve notaların değerleri. Notalarda belli başlı noktalar vardı. Atlanmaması gereken notalar bizim müziği kayıt altına almamızı, yazmamızı ve okumamızı sağlayan notalardı. Neler vardı? Anahtarlar vardı. Anahtarların görevleri, işlevleri bizim için önemliydi. Çünkü bu anahtarlara göre notaları okuyorduk. Anahtarlarda, notalarda bu 5 çizgi 4 boşluk üzerine, yani porte İtalyancası, dizek Türkçesi, ikisini de söyleyebilirim arada, ikisini de aklınızda tutmakta fayda var. Bunların üzerine yazılıyordu değil mi? Ve notaların arasındaki ilişkiden bahsettik. Yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Bunu işitsel olarak da bu şekilde algılıyoruz. Daha inceliyor, yukarı çıktıkça aşağı indikçe kalınlaşıyor sesler. İşitsel olarak ve görsel olarak da bunu aslında görebiliyoruz, izleyebiliyoruz demiştik. Ve bir takım nota okuma çalışmalarıyla bunları pekiştirmeye çalıştık. İkinci temel ayak da ritimlerdi. Daha doğrusu bu notaların değerleriydi. Nota değerleri bu bölünme tablosu, değer tablosunda girdik bu konuya. Değer tablosunda gördüğümüz gibi değerler vardı. Yani temsil ettikleri değerler bu nota biçimlerinin ve isimleri vardı. Birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik gibi ve temsil ettikleri değerler 4 vuruş, 2 vuruş, 1 vuruş ve yarım vuruş gibi değerlerimiz vardı. Nota değerleri esas olarak biçimle alakalı. Yani farklı biçimlerde karşımıza çıkıyordu. Bir sonraki dersimizde bu iki bilgiyi bir arada da işleyeceğiz. Hem nota hem de değer okumaya başlayacağız. Bunu yaparken de nota yazımına dair, bu sisteme dair daha incelikli şeyleri de göreceğiz. Ölçü rakamı, ölçü gibi bir takım da hususları göreceğiz ve bunların okuduğumuz, yazdığımız müziği ne şekilde etkilediğini göreceğiz. Bu noktaya kadar eğer ihtiyaç duyarsanız sıklıkla bu ve bunun gibi egzersizleri tekrar edebilirsiniz. Kendiniz belki egzersiz yazmayı deneyebilirsiniz. Bu da eğlenceli bir çalışma olur. İhtiyaç olduğu kadar tekrar yaptığınız zaman zaten ulaştığınız noktada siz kendinizi anlayacaksınız. Bir şeylerin daha netleştiğini, daha oturduğunu kendinizde çok rahatlıkla fark edeceksiniz. Kendinize çok iyi bakın.